Herkese merhabalar. Tablo grafiği yorumlama ile LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Yazılı metinlerin dışına kadar. Yani eskiden sana bir paragraf veriyorlardı. Sen onu okuyordun. Sıkıcıydı. Ve öğrenciler diyordu ki, hatta ben esprisini yapıyordum. Öğrenciler bana şey diyordu. Hocam ya, paragraf sorularından sıkılıyorum diyordu. Ben de artık resimli paragraf soracaklar diyordum. Gülüyorlardı. Yaptığımız espri resmen kabul oldu. Resimli paragraf soruyorlar. Yani içerisinde böyle fotoğraf, başka ne olabilir? İşte resim, şuraya yazalım resim hatta, resim, başka sembol, şekil, VB yorumlayan, sembol, şekil, VB, bunun gibi şeyler yorumlayan çalışmalara biz bu tarz sorular göreceğiz. Bu tarz soruların olduğu sorulara biz tablo grafik soruları diyoruz. Şimdi bu tarz biçimlerde sunulan görsellerdeki bilgiler bir metnin ya da konunun anlaşılmasına katkı sağlıyor. Mesela bak, birazdan örneğini de çözeceğiz ama hemen sıcağı sıcağına göstermek istiyorum Tomuç Elalım. Burada deney yap teknoloji atölyeleri ile alakalı sıkıcı bir paragraf verse öğrenci diyecek ki ya aman bıktım diyecek. Ama günümüzde zaten o tarz bir şey kalmadı. Artık hep infografi, hep böyle resimler, internetteki işte bu elektronik postalardaki resimler, hep bunları görüyorsun. Onu anlayabiliyor musun? Onu merak ediyorum. Yani seni adam esasında günlük hayatta karşılaşacağın şeylerle sınıyor. Çeşitli bilgi verilen aktarıldığı bu tür görseller anlatımını zenginleştiriyor. Şimdi bak, günlük hayatta okuyup yorumladığımız bazı görseller var. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Bunun ne olduğunu hemen yazalım Tonguç'um. Bu parmak izi okuyucu. Sen bu işareti gördüğün zaman diyeceksin ki ha, burada parmak izi okuyucu var. Veyahut da şunu çok iyi biliyorsun zaten. Bu nedir? Wi-Fi alanı. Yani Wi-Fi dediğimiz ne? Elektronik internet bağlantı alanı. Sen bunu görünce diyorsun ki ha, burada Wi-Fi alanı var. Veyahut da bu mesela arama butonu olarak kullanılıyor. Şu işte ayarlar anlamına geliyor. Bu birçok telefonda, birçok cihazda, elektronik cihazda bu anlama geliyor. Veya günlük hayatta trafik levhalarında da görüyoruz bunu. Mesela burada bir öküz çıkarabilir. Veya, efendim hocam? Hayır, yani vahşi hayvan çıkabilir. Bir geyik çıkabilir anlamında mesela. Vahşi hayvan çıkabilir anlamına geliyor. Sen ona göre yavaşlıyorsun. Veyahut da bu kaygan yol anlamına geliyor. Burada dikkat et, yol kayar diyeceğine böyle bir şey demiş. Veyahut da artık burada durulmazsa ceza yazıyorlar hatta araçlara. Yaya geçidi mesela. Yani bunu gördüğün zaman yavaşlaman gerekiyor. Oraya gidip de sevgili şoförler, lütfen yavaşlayınız. Birazdan buradan yaya geçebilir. Her an her şey olabilir. Yazsa daha sıkıcı. Bunu koyuyor, sen hemen anlıyorsun. Veyahut da kıyafetlerde mesela en yüksek 60 santigratta yıka demek istiyor. Veyahut da ütü yapılabilir anlamına geliyor. Veya sadece elde yıka anlamına geliyor. Bunların hepsinin bir anlamı var. Buraya gidip hocam, gerçekten resmen ev hanımı olduk. Evet, günlük hayatımızda dediğimiz gibi, en başta gösterdiğim şekillerde olduğu gibi, internette, işte trafikte, kıyafet, her yerde var. Peki biz bir de grafik okuma soruyorlar, dedi ki grafiği nasıl okuyacağız? Şimdi birincisi, mesela bir sorunun üst kısmını verelim. Soruyu çözmeyeceğiz. Sadece sorunun üst kısmına çalışıyoruz şu an Tonguç'um. Demiş ki aşağıdaki grafikte Yekta'nın sınava 6 ay kala çözdüğü soru sayıları verilmiş. Bak, Ocak ayında 2500 soru çözmüş. Maşallah. Şubat'ta 2000, Mart'ta biraz daha fazla, Nisan'da biraz azalmış herhalde havalar ısınınca. Mayıs'ta abanmış iyice, Haziran'da iyice abanmış. Bak, Haziran çok kısa sürede ne kadar çok soru çözmüş. Şimdi en az soruyu ne zaman çözmüş dese ne yapacaksın? Buradaki çubuklardan en az olana bakacaksın. Burada bu buna denk geliyor. O zaman en az soruyu Nisan ayında çözmüş diyeceksin. Veyahut da En çok soruyu hangi ayda çözmüş? Bakacaksın. Abi Mayıs ayında çözmüştür diyeceksin. Mayıs ayında hocam. Evet bak, benim taklidim yapma Tonguç. Benimle şakalaşma. Şimdi en çok soruyu Mayıs ayında çözmüş. Niye? Buradaki sütun büyük. Veyahut da hangi aylarda eşit sayıda soru çözmüş? Bakacaksın böyle. Bu bununla eşit değil. Bu da bunun. Aa bak, şu ikisi birbiriyle eşit. O zaman Ocak ve Mart aylarında eşit sayıda soru çözmüştür diyeceksin. Bence burası sadece görme yeteneği ve şuradaki tabloyu okuma yeteneği ile alakalı. Bazen bu tarz dairesel grafikler veyahut da çizgi grafikler de verilebilir. Sana böyle bir grafik verdikten sonra burada bir ön bilgi yazar, sonra soru kökünü yazar ve ardından da tablolu sorusunu sorar. Şimdi tablo ve grafik yorumlama soruları nasıl çözülüyor? 1. Öncelikle tablo ve grafikte verilen rakamların neyi ifade ettiği belirleyeceksin. Yani bu maviler neye denk geliyor, sarılar neye denk geliyor? Bu domates mi, patates mi? 2. Seçeneklerde soldan sağa, yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiği bulunur. Yani sen burada işte patates diyorsa patateslere, işte üretim yılı diyorsa üretime, nüfus diyorsa nüfusa bakman gerekir. Metni dikkatli okuman gerekir. Tabii ki en başta soru kökünü okuyacaksın. Metinde verilenler doğrultusunda bir tablo oluşturabilirsin. Ya da tabloyu zaten vermişler. Oluşturduğun tablo ile de seçeneklere gidebiliyorsun. Özetle önce soru kökünü okuyorsun. Sonra buradaki seçeneklere hızlıca bir göz gezdirdikten sonra hemen buradaki bilgilerle beraber sorunun seçeneğine dönüyorsun. Burada şuna dikkat et Tonguç'um. Buradaki hiçbir şeyi fabrikada fazla diye koymazlar. Mutlaka bir önemi, bir hikmeti vardır. Yani bir gerekliliği vardır. Ya işte burada mavi var, burada da mavi varsa
bu renkler yoksa bunun bir nedeni vardır. Demek ki bunların yokluğunu soracaktır sana veya varlığını soracaktır. Şimdi gel istersen daha fazla lafı uzatmadan bir tane örnek soru çözelim ki konuyu daha iyi anlayalım. Hatta bir tane daha Orta Doğu'da tatlı su rezervleriyle alakalı bir sorumuz var. Şimdi deney yap teknoloji atölyeleri başvurularından sona doğru demiş. Bakalım. Şimdi bu şekilde bilgilerle aşağıdakiler hangisi çıkarılamaz? Yani resmen bir paragraf verip hangisi çıkarılamaz diye ne? Resimli paragraf vermiş. 17 şimdi şöyle bir bakıyoruz çıkarılamaz demiş. Bir şeyler var 17 Mart tamam. 17 Mart'ta Edirne ve Erzurum'da seçme sınavları yapılacaktır. Ne diyor? Sınav tarihi 17 Mart. Tamam. Erzurum'da seçme sınavı. Seçme sınavı yapılacağı yerler. Ha bak Erzurum var. Edirne de var. Sınav tarihi 17 Mart'mış. Başvuru tarihi o zaman bu doğru. Bu çıkarılabilir. Niye bak? Şehirlere bakıyorsun. Normalde şöyle bir şey yazardı eski paragraf sonra. Erzurum ve Edirne ve Eskişehir ve Ankara ve Konya ve Antalya ve Adana'da 17 Mart tarihi. Sınav tarihini buraya koyuyor. Erzurum ve Edirne'yi buraya koyuyor. Hem haritayı okumayı öğretiyor sana. Görseli yorumluyorsun. Hem de şurada sınav tarihini görüyorsun. Dolayısıyla bu var bak. Dikkat gerektiriyor. Zaten iyi bir liseye girdiğinde mesela Fen Lisesi'ne ya da Anadolu Lisesi'ne girdiğinde ya da iyi bir kolejden burs kazandığında yine sana lisede böyle fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ile alakalı böyle tablolar verip bunları okumanı isteyecekler. Hatta üniversitede bile bunları yorumlamanı isteyecekler. Dolayısıyla hazır mısın ona bakıyorlar. Bence hazırsın. Seçilen öğrenciler çeşitli becerilerin sınandığı bir yazılı sınavına alınacaktır. Bakalım. Eğitim verecek alanlar diyor. Öğrenciler matematik, fen, algoritma ve genel kültür içeriklerinin olduğu, problem ve çözme yeteneği, eleştirel düşünebilme, veri yorumlayabilme becerilerinin ölçüleceği yazılı sınava girecek diyor. Tamam bu da doğru bak yazılı sınav kısmı doğru. Çeşitli becerilerin sınandığı yani sorgulandığı kısmı da doğru. O zaman bunun yanına da dikkat ediyorum Tonguç'um. Robotik, kodlama ve enerji teknolojileri en çok alımın yapılacağı alandır. Şimdi eğitim verilecek alanları söylüyor. Ama ve lakin buradan alım yapılacağına dair bir bilgi var mı? Ya da en çok alım yapılacağı diye bir şey var mı? Yok. Bak sana bir kopya vereyim Tonguç. En çok tamamen bütünüyle hiçbiri kesinlikle asla şüphesiz bu tarz ifadeleri görünce şunu diyeceksin. Aha burada kesin bir bit yeniği vardır diyeceksin. Niye? Çünkü en çok ya bir dakika kardeşim. Tamamen neye göre? Asla hadi oradan. Yani, artist misin? Artist misin diyeceksin. Yani sen kimsin? Kimsin sen? Hocam burada keşke sınavda da kopya verseniz. Burada bir işe yaramıyor ki. Ne diyorsun oğlum? Hayır kopya vereceğim. Şimdi beni dinleyeceksin anlamaya çalışacaksın. Dolayısıyla burada bak ben sana taktik ediyorum. Diyorum ki böyle en asla tamamen kesinlikle şüphesiz mutlaka hepsi gibi ifadeleri göreceksin ki her şey her zaman her şekilde doğru olmaz. Mutlaka istisnaları vardı. Bu neye göre kime göre konuşuyor diyeceksin. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği. Deniz'e bakalım. Sınava hem ortaokul hem de lise düzeyindeki öğrenciler müracaat edebilir. Müracaat edebilir. Özür dilerim hızlı okudum. Bakalım öyle bir bilgi var mı? Ortaokul seviyesi lise. Bak burada da tablonun bu kısmında gördüğün gibi bu bilgileri de vermiş. Yani özetle sen görsel zekanı kullanıyorsun. Acaba ne nerede? Dikkatini kullanıyorsun ve sonrasında doğru cevabı işaretleyip arkana bakmadan kaçıyorsun. Başka bir soruya bakalım. Orta Doğu'da tatlı su rezervleri demiş. Bak neredeyse hiç kelime yok. Sadece resim var. Türkiye, İran, Irak, Sudan. Ve aynı zamanda çaktırmadan sana da bazı şeylere dikkat çekiyor. Yani sular azalıyor diyor. Fazla sınavda da fazla su içme diyor. Su bitmesin diyor. Şimdi bak. Bu şekilde bilgilerle ilgili hangisi çıkarılamaz? Dünyada sürekli su sıkıntısı çeken insan sayısı 4 milyardan fazladır. Sürekli su sıkıntısı çeken insan sayısı diyor. Şimdi su kaynakları diyor. Sürekli su sıkıntısı çeken kişi sayısı 4 milyarı aşmış olacak diyor. 2050 yılına doğru diyor. Halbuki şu andakinden bahsediyormuş gibi cümle kurmuş. Yani Allah korusun 2050 yılına geldiğinde 4 milyarı aşan su sıkıntısı olacak diyor insan. 4 milyarı aşan insan susuz kalacak diyor. Ama burada 2050 yılından bahsetmemiş. Dünyada sürekli su sıkıntısı çeken insan sayısı 4 milyardan fazladır diyor. Hayır toplasan bunları o çıkmaz. Zaten toplamana da gerek yok. Şu anda hangi yılda olduğumuz belli ve daha 2050 yılından bahsediyor burada. Dolayısıyla bu çıkarılamaz. Daha çok var. Vur patlasın çal oynasın. Saçma sapan konuşma. Bak bir nehir kenarında bile olsan suyu kullandığında asla israf etme demişler. Türkiye dünya üzerinde yenilenebilir tatlı sulara sahip ilk 50 ülke arasındadır. Bakalım. Yenilenebilir su kullanabilir şeyinde ne demiş? Su kaynaklarına göre ülke sıralaması. 2 Rusya, 3 ABD, 1 Brezilya. Türkiye ne diyor? Türkiye 42.'ymiş. Tamam. Oh. Oh be. İlk 50'ye girmişiz. Tamam. İyi. En azından dünyadaki en iyi ilk 50 suya sahibiz. Brezilya su kaynakları bakımından en az sıkıntı çeken ülkedir. Doğru. 1 numara adamlar. Number 1. Niye? Çünkü Amazon nehri orada. Temiz, kebap, sürekli yağmur yağıyor. Oh. Suyla alakalı sıkıntı yok. Zaten Brezilya'da her yerden böyle içme suyu akıyor yani. Açık muslukları kapatmıyorlar. Aman vur patlasın inşallah. Öyle bir şey yok tabii. Öyle bile olsa israf etmemeleri lazım. Samba samba rumba. Ne diyorsun oğlum saçma sapan. Brezilya hocam. Tatlı su kaynağı en az... Çok güzel. Aferin tebrik ederim seni.
Tatlı su kaynağı en az olan ülke 0.02 metreküple kuvvettir demiş. Hmm, evet bak. 171. ülke Kuveyt'miş. Rezil gerçekten. Allah bak petrol vermiş tamam ama su yok. Mecburen onlar da ne içecekler? Benzin içecekler. Başka bir şansları yok. Ya da o tuzlu deniz suyunu benzinden kazandıkları parayla normal arıtaraktan ki çok pahalı bir şey deniz suyunu arıtmak suya çevirecekler. Yapacak bir şey yok. Sonuç olarak Tonguç evladım benim A seçeneğine ulaşamıyoruz. O zaman bu haftanın ödülü sorusu bir grafik. İlk defa bir infografik bir ödülü soru soruyoruz. Hadi bakalım yap. Yorumlara yaz.